Ah. Allah. Ah. 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 Geldin mi Fikret? Yok. Daha gelmedim. Yoldayım. 5 dakika sonra geleceğim. Bu konuştuğun ruh ikizim anne. Ay, o ruh ikizin olmasın sakın. Annem, ne komiksin kız, hadi. Ay dur, dur. Ne oluyor? Ne oluyor la? Dur, dur sakın girme içeri. Yeni süpürdüm. Vallahi gebertirim. Anneciğim bir bırak, Allah'ın aşkına bırak. Bak terim soğumadan devam etmem lazım. Sınavlara hazırlanıyorum biliyorsun ya. Ya üstüm başım baksana toz toprak olmuş. Ay leş gibi de kokuyorsun. Gören de der ki koşmamış da mahallenin itleriyle uyumuş. Ay. Ay. Ay Fikret. Fikret bu koku ne? Bak bak. Bak ileride polis olursan senin silaha falan ihtiyacın yok kızım. Bu kokuyla bütün suçluları yakalarsın sen merak etme. Bakayım. Ana. Sucuktan. Baharatlı sucuk ondan oluyor. E alma sucuk ya bu eve. Diyetimi bozuyorsun. Alma be kadın sucuğu. Sen de yeme. Alıp alıp duruyorsun sucuğu. Allah anne. 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 Anneanne. Anneanne öldü mü? Anne. Anneanne. Anne. Anneanne öldü mü? Anne. Öldün mü anneanne? Öldün de arkandan ağlayanın mı yok canım? Uyanayım anam garip anam. Gün yüzü görmeden gittin anam. Torunun katilin oldu. Mezarında karıncalar incitmesin anam. Anne, hayırdır? Ne oluyor? İçeriden 2 tas su kap istersen anneanneye yıkayıp kaldıralım. Ay yaşıyor. Bak bak. Yaşıyor. Çıp 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 çıp. Fikret, Fikret çabuk çabuk suni teneffüs yap. Hadi. Yok ya ben niye yapıyorum ya? Evin küçüğü diye ezikleniyorum. Konuşma da yap hadi. Fikret hadi. Ya anne ya önce ben böyle kalp masajı yapsam ondan sonra ya hayır suni teneffüs de yaparım tabii niye yapmayayım ne? Sabah sucuk yedim ya. Ya maazallah kadın kokudan bayılıverir ölür ya. İyice böyle diye gider. Ay ne yapacaksan yap bir an önce kurtar annemi. Tamam. Hadi. Tamam. 1, 2, 3, 4. 5, 6. Fikret. Fikret olmuyor bu. Olmuyor, olmuyor. 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 Bunun bir de yumruğu vardı. Ben onu deneyeyim şimdi. Bismillah. 1, 2, 3, 4. Allah'ım yarabbim. 5. Fikret bu da olmuyor. Çabuk. Çabuk suni teneffüs yap, kurtar anneme. Ya gelme benim üstüme ya. Ben doktor değilim, hemşire değilim. Rica edeceğim ama mucize yaratamam ben ya. Modern tıbbın gerekliliğini yapıyorum. Gerisi takdir ilahi canım. Niye mi Fikret? Ay, ne yapıyorsun çabuk ya? Çabuk hadi, çabuk suni teneffüse geç. Çabuk. Çabuk suni teneffüs yap, kurtar anneme. Olmadı hadi bir daha. Anne. Ay yaşıyor. Fikret gördün mü yaşıyor. Yaşıyor ama ben yaşıyor muyum onu bilmiyorum tabii. Bu kim? Canım, torunun ben, Fikret. Ah siktir oradan. O ne boktan isim öyle? Erkek değilsin ki ismin Fikret olsun. Anneannem küfür etti. Ağam ne kadar ayıp. Ha siktir mi dedi o? Kızım, kadıncağız öbür tarafa gitti geldi. Normaldir. Allah Allah ya, bu 2 dakika öbür tarafa gitti. Hemen küfür mü ettiler bu kadına? Hayret bir şey ya. Gel gel kalk. Kalk kalk. Hadi gel anacığım. Sen bak bu deli kızın laflarına bakma tamam mı anneciğim? Annem. Çok şükür iyisin değil mi? İyiyim, iyiyim. Tam tünelin ucundaki ışığa geldim. Bir koku geldi ki sanki cennette kanalizasyon patlamıştı.
Ama o koku beni geri getirdi. Gidemedim. Oo, sucuktan o sucuktan. Sucuk mucizesi. Bak sucuğun faydalarından biri daha. Sen kimsin be? Tontişe bak lan. Tontişe bak da, tontişe bak. Fikret ulan ben. Törenin tontük. Fikret kim? E artık benden bu kadar. Hadi bakalım, bütün sinyaller hop kapandı, devre yandı. Sen böyle dinozorlardan böyle yavaş yavaş başlayarak anlat, tamam? Hadi ben işe gidiyorum, hadi. Abi, nasıl bir şey bu ya? Ay bu ne böyle? Anam, nükleer olmuş bu. Hakikaten bir değişik kokmuş be abi. Oo. Sucuğu bıraksam mı ben ya? Ya yok be, sucuk bırakılır mı ya? Oh, hadi. Hadi kızım, selametle git. Hadi, Allah yardımcın olsun kızım. Hadi, hadi güle güle, hadi. Emanet gelmiş mi? Ha? Gelmiş gelmiş. Dün gece gizlice getirip yerleştirmişler. Oo, ne diyorsun kızım? Bana bak, gidip bir bakalım mı? Kurcalayalım mı orayı? Of, hayırlısıyla geldiği gibi gitseydi şu taş, kazasız belasız. Kızım sorma ya. Yemin ederim geceler boyunca uykum kaçtı ya. Bir sağa dönüyorum, bir sola dönüyorum. Kabus üstüne kabus görüyorum, bir de kabus ol. Fikos, sana ne ya? Başında amirin var, müdürün var. Sen niye dert ediyorsun bu kadar? Tipe bak ya. Şu duruşa bak. Hiç yakıştıramadım ben sana bu bananacı tavrı ha. Duymamış olayım. Vazife kutsaldır. Vazife her şeyden üstündür. Tamam mı? Ülkesini en çok seven görevini en iyi yapandır. Ya bizim görevimiz sayılık ya kızım. Tamam tamam. Fiko çok merak ediyorum. Kızım ya şu taşı ben acaba neye benziyor? Ben de meraktan çatlayacağım işte ya. Ver şunu. Gidip bakalım hadi yürü. 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 Kolay gelsin. Sağ olasın kızım. Eyvallah. Bu ne lan? Ne lan bu bebek küpüsü gibi? He? Ya ben bunun için mi geceler uykusuz kaldım ya? He? Bunun için mi kabızlık problemi yaşadım ya? Benim hastalıklar atlattım. Bunun için mi? Şşş. Yavaş ol Fiko. Ya sen bunun böyle küçük küçük olduğuna ne bakıyorsun? Önemli olan işlevi. Yük de hafif olabilir ama duygusal yönü ağır yani bu taşın. Baksana. Kızım sabah sabah sonuç yapma tepemde ya. Ben bu taşı satsam kaç tane sucuk fabrikası alırım ya? Bir, iki. Birden fazla. Yani aşağı yukarı kaç tane? Allah'ım ya. Kızım resmen para ve ölç birimi sucuk. Bana bak. Kız, Fiko. Ha. Müjdemi isterim. Ne müjdesi be? Seninkini göndermişler. Benimki kim lan? Kim olacak? Seda Şep'i. Yollamışlar burada. Anam! İnanmıyorum ya. Göndermişler mi onu?
Ya Brad'i istesem olacakmış. Dön. Ya o kadar mektup yazdım ya. 47 tane dilekçe yolladım. Dile kolay 47 dilekçe ya. 47 mi? Yuh be, ne uğraştın adamla ha? Hak etmişti ama. Gelmiş bir de bana iş öğretiyor. Yok milleti ararken orasını burasını elleme. Yok halkla kibar konuş. Arama dediğin ellemeden, mıncırmadan yapılabilir mi ya? Gelmiş bana, Rambo Fiko'ya işimi öğretiyor. Benim AVM'mde bana, onun hayatı kadar benim olayım var ya. Güvenlik bizim işimiz. Yürü be Fiko. Sen bu AVM'nin var ya her şeysin be kızım, her şeysin. Tabii ki. Allah Allah, bu da laf. Neyse, şimdi ben bu çemçük ağızlığı yollattım ya, yerine kim gelecekmiş, şef, mef? Kızım, bu taş buradayken güvenliğin başı hiç boş bırakılır mı? İstanbul'dan gelmiş bile hemen biri. Rıza abi görmüş sabah. Böyle dağ gibi bir delikanlıymış. Yakışıklı mı yakışıklı? Sabah toplantısında tanıtacakmış kendini bize. Sabah toplantısı! Annem eksi yazdıracağız ilk günden. Kap şunu. Geç kal, koş. Koş. Allah! Allah, ne bu? Bu ne? Lan erkeğin Ferrarisini yapmışlar ya. Teknoloji çok ilerlemiş be abi. Biliyordum ben be. Of. Erkekse. Bunlar ne lan? Bunlar erkekse. Ya bu ne? Bunların da ikisi aynı cins. Allah'ın gücüne gitmesin. Tövbe. Arkadaşlar günaydın. Ben yeni güvenlik şefiniz Ozan Kaya. Sedat Bey aniden rahatsızlanınca merkezden beni görevlendirdiler. Sizlerle daha önce çalışma fırsatımız olmadığından benim stilimi, benim tarzımı zamanla anlayacaksınız ancak başta şunu söylemeliyim ki disiplinin hastası, ciddiyetin hayranıyım. Laubaliliktense hiç hoşlanmam. Anam! Tam da beni anlatıyor! Adın ne senin? Fifi. Fifi mi? Fikret! Komutanım, amiralim, şefim! Canım ciğerim. Fikret. Erkek ismi değil mi ya o? Evet. Şey, rahmetli babam oğlu olsun istiyormuş da, keşke oğlum olsa da babamın adını koysam demiş. Tabii cinsiyetler tutmamış ama isim baki kalmış şef. Hanım, Fikret Hanım. Az önceki sorumsuz davranışınızdan ötürü sizi bu seferlik affediyorum. Ama gözüm üstünüzde olacak. Ay, çok teşekkür ederim. Merak etmeyin. Benim de sizden başka kimseyi gözüm görmeyecek şef. Ekibimi daima hazır ve işine odaklanmış olarak bulmak isterim. Hepimizin bildiği üzere çok önemli bir sergiye ev sahipliği yapmaktayız. Kral taşı bize emanet. Dünyanın en nadide, en paha biçilemez eserlerinden birisi. Öncelikle konsantrasyonumuzu bu görevimize vereceğiz. Herhangi bir tatsızlık, herhangi bir sıkıntı benim nöbetimde kabul edilemez. Hata yapanı affetmem. Ve son. Görüyorum ki bazı arkadaşlarınız bir güvenlik mensubunun olması gerekenden daha da kilolu.
Bu bir zafiyet. Bu bir zafiyet. Bu bir güvenlik zafiyeti. Ve kabul edilemez. Ben mi? Of course. Ben kilolu değilim ki, benim kemiklerim eri ya. Ben çok sportifimdir şef. Güvenlik bizim işimiz şef. Göreceğiz kemik irisi. Bakalım tartıdaki ağırlığını görevine de yansıtabilecek misin? Benim nöbetimde zayıflayacaksın, merak etme. Evet. Şimdi herkes full konsantre bir şekilde görevinin başına. Taş bize emanet. AVM'nin güvenliği bize emanet. Allah yardımcınız olsun. Sağ olun. Yürü. Dur Allah'ım. Ya çıkın. Fikocuğum. Ne? Hayırdır, sustun kaldın, bir şey oldu sana? Yok bir şey ya. Ozan Bey mi kızdın kilolusun deyince? Vallahi başkası söylese böyle kafasını gözünü patlatırdım da Ozan Şef deyince bir şey diyemedim. Hop. Kızım ya, sen resmen aşık olmuşsun adama. Tam da adamını buldun ha. Kızım ne aşkı ya? Rambo Fiko'ya olur mu öyle şeyler? Görev başında aşk mı olurmuş? Gündür bu ne olacağı belli olmaz. Allah Allah. Olabilir mi ya? Acaba. Yak lan daha neler. Kız motora taktın, dur ya. Şişt, arkadaşım, metal eşya falan varsa, anahtarlık falan, onları bırak öyle geç. Gel bir kolları kaldır. Tamam. Geç. Geç. Vallahi polis olayım var ya, Rambo Fiko buraların tozunu attıracak ha. Sahi Fiko, sınava ne kadar kaldı? Birkaç ay sonra işte, Aralık'ta falan. Kemal amca görseydi, gurur duyardı seninle. Duyardı tabii kızım. Canım babam ya, kahraman babam benim. Ne duygusallaştırıyorsun lan beni şimdi görev başında? Ha? Allah Allah, güvenliği ağlatacaksın. Allah Allah ya, güvenlik zafiyeti yapma. Yaptırtma. O ne ya? Şişt. O gelen ne ya? Aa, kuyumcu vitrini gibi. Mıngır mıngır şıkır mıkır geliyor. Şuna bak ya. Hah. İşte var ya bak. Bunun gibi kızlar yüzünden bizim o naif, saf, bakir Türk kızları evde kalıyor ya. Acı çekiyor. Doğru söylüyorsun vallahi. Benimki de böyle bir kıza kaçtı. Beni terk etti biliyorsun. Ben ne yapacağımı biliyorum. Sen meraklanma. O iş bende. Geç bakayım şu sese. Yürü yürü yürü. Bas yukarıya. Tamam tamam. Bas 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 hadi. Bas, attır 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 attır. Hanımefendiciğim, o metal eşyaları bıraksak, elimizdeki telefonu filan, öyle geçelim. Ha. Telefon. Tamam. Abla. Bak. Üstünde onca metal eşya var. Dünya haritası gibi. Onları bir bırakalım. Kulaktaki küpeleri çıkaralım. Boyundaki kolye, yüzük, bileklik. Yardım et Zeyno. Ay. Çıkar 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 çıkar. Seri halde yapalım yalnız. İşimiz gücümüz var. Hadi bakalım. Geç 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 geç. Ay ne oluyor? Her şeyi çıkarttım, bıraktım. Ya Allah'ın aşkına. Çok merak ediyorum. Makine yalan mı söyleyecek? Güvenlik burada yalan mı söyleyecek ya? Bunca insan bekliyor burada böyle geçmeyi. Biz sizin mi bekleyeceğiz sabaha kadar? Olacak bir şey mi bu? Terörist misin, canlı bomba mısın? Ben nereden bileceğim? Gel. Gel bacım, arayacağım seni, gel. Tut şunu Zeyno. Al. Hadi. Gel bakayım.
Gel şuraya, şu noktaya gel. Dur. Kafayı bir eğ. Şuraya doğru bir yapıştıralım kafayı. Şurada metal olabiliyor çünkü saçların arasına. Şu kulakta var mı? Kulağın içinde var mı? Ay, bunları bir temizlesem mi ya? Ay, ne yapıyorsun? Bacım, bir yüzümüzü bir açarsak bir net bir... Nerede? Suratın nerede? Amma uzunsun bacım ya. Of, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Dur, dur, dur. Bir dön bakayım. Dön bakayım sen. Dön. Ay! Ha! Yanlış oldu bak. Topuklarda mesele. Tutun bakayım bana. Tutun. At, at, at. Benden güç al, topukluyu çıkar. Ver hadi. Hızlı, hızlı. Ondadır metal çünkü yani. Ben biliyorum bu işi. Ver. Yerinde ver. Bak bu olabilir. Bununla o... Dur şimdi halledeceğiz. Ay ne yapıyorsun? Ben gayet iyi biliyorum ne yaptım hanımefendi. Bir dakika. Ay ne yapıyorsun? Allah. Ana. Ana. İşte bu. Bu ötmüş işte bak bu. Buyurun. Ah. Al sen bunu. Bunları da al sen. Hoş geldin AVM'ye. Hadi bakalım. Yardım edelim hanımefendiye Zeyno'cum. Geçin. Buyurun hanımefendi, buyurun. Alın. Hadi bakalım. Hadi, 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 hadi. Hadi bakalım, hoş geldin. Kızım ya, vallahi sana korkuyorum bazen ha. Oh, elime de sağlık, koluma da sağlık. Ne kadar güzel oldu bak. Etkisiz hale getirildi. Artık bir yuva yıkılmaktan kurtuldu. Çünkü bu da bir güvenlik. Aile güvenliği. Şikayet etsen olacak. Anam ben şikayet edinceye kadar Allah'ın aşkına. Onun zaten toparlanması 3-6 saat arası falan sürer. Teyzeciğim. Sinyal verdim bak. Metal eşya var mı üstünde? Ne? Ben bir şey vermedim kızım. Senin zaten verecek bir halin kalmamış ki teyzeciğim. Sen neyi vereceksin Allah'ın aşkına? Bunun canlı bomba ne alakası olur ya? Bunun kulağının dibinde bomba patlasa duymaz be. Olsun olsun sen gene de sor. Denetleme falan olur laf yemeyelim sonra. Teyzeciğim. Üzerinde metal eşya var mı? Yani şey gibi. Anahtarlık. Bıçak, telefon, bozuk para. Dişim var, dişim. Bize tamam kapa Allah'ın aşkına üstüme yürüme. Ağzını kapa artık be kadın. Teyze, hadi yürü. Hadi git. Geç kızlık hayallerimi soldurmadan git. Gerçekten bana şu an geldi. Ben gidiyorum, ben bir dolaşacağım. Tamam, tamam sen git, ben bakarım. Dolaşacağım ben, hadi tamam, hadi şiştim. Ne bu ya? Afiyet olsun. Buyurun efendim. Bir kahve istiyorum. Sütlü mü, sade mi? Sütlü. Süt kreması mı, normal süt mü? İnek sütü. Hollanda ineği mi, yerli inek mi? Ya yerli malı, yurdun malı işte. Bacım içine normalinden süt koy. Sütünüz soğuk mu, ılık mı, sıcak mı olsun? Yaklaşır mısın? Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Yok. Sen beni tanıyor musun? Yok. Senin yol diyen aç ağzını. Aç. Bana bak. Ben adamın ağzından sakızını, koynundan kocasını alırım. Az konuş, çok yaşa. Tamam mı? Tamam. Tamam mı? Hadi git kahveye getir. Yürü. El mi salya sümük yaptın ya? Gel. Ver. Koy. Teşekkür ederim. Seni de göreye gelsin. Sen yeni misin? Ben seni daha önce burada görmedim. Ne zaman başladın? Bugün başladım abla.
Ha. Adın ne? Selim abla. Abla. Dersen bir daha yemin ederim bir tane patlatacağım. Diyeceğim de günaha gireceğim. Tövbe estağfurullah. Nerede Rıza abi, nerede? Gördün mü? Rıza abi onu da abla. Pow, pow, pow. Of, acayip iyi hissettim ha. Oo. Kolay gelsin sana Selim kardeş. Seni de abla. Lan. Kolay gelsin Rıza abi. Oy! Sağ ol Fiko. Sağ ol da. Hayırdır? Sen Rıza abine iki hareket çekmeden girmezdin bu kapıdan içeri, ha? Of, aman be Rıza abi. Hiç havamda değilim ha. Yo yo, bence tam da havandasın. Hayırdır? Ah, ah be Rıza abim be. Ya kalbim böyle sanki az önce iki adamı pataklamışım da üstüne bir de üç tane böyle sucuklu tost yemişim gibi hızlı hızlı küt 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 diye atıyor ya. Ya ne demek istediğini anlamadım ama galiba ne anlatmak istediğini anladım ha. Rıza abi be. Beni zaten bir sen anlarsın ya abim. Yani ilk görüşte aşık oldum ben ya. Böyle sakıncalı bir sevgiye tutuldum. Tam kalbime değdi ok be. Anladım kızım, anladım. Şu yeni gelen yakışıklı şef değil mi? Anam. Nereden anladın? Belli mi ediyorum? Alnımda mı yazıyor? O da anlamış mıdır abi? Dur kızım, dur. Heyecan yapma. Seni bir tek ben anlarım. Ama bana bak. Bana pek tekin birisi gibi gelmedi ona. Dikkat et. Rıza abi, her genç kızın rüyası dikiş makinası gibi bir delikanlıya laf söyleme, yapma. Ben onu bini bilmem kızım. Ben o heriften iyi bir elektrik almadım. Elektrik almamışmış ya. Ben 1200 voltla çarpıldım ya. Sana olan olmuş zaten. Ha bana bak. Benim yeni elemanı gördün mü? Engelli kadrosundan bugün başladı işe. Gördüm. Ayağı böyle aksak aksak gider arkadaş. O işte. Ama Allah'ın aşkına söyle bana abla filan demesin bir daha. Sen benim keçileri tanıyorsun. Bir solarım üstüne görür gününü ha. Ya söylemesine söylerim de anlamaz ki. Kafası biraz ağır işliyor. Ya akraba evliliği filandır. Kim bilir zavallıcık o da be. Ha? Ama sen yine de söyle söylemesin ha öyle abla falan. Söylerim söylerim. İyi. Hadi bana müsaade. Dükkanı boş bırakmaya gelmez. Ya. Şöyle bir devreye dolaşayım dedim de asayiş ver Kemal mi diye. E hadi kolay gelsin o zaman. Biliyorsun taş buradayken bize rahat yok be abi. Lan! Lan ne yapıyorsun? Allah kahretmesin lan şunu. Al. Donunu topla, donunu. Gel cücesi. Geç bakayım. Bana bak. Utanmıyor musun sen küçük Osman'ı o pipiyi sallamaya genç kızlara ulu orta? Anan sana tuvalet eğitimi vermedi mi? Evet. He? Babam da kesin salonun ortasına sıçıyordur zaten. Allah'ım ya Rabbim. Umimi tuvalet yaptım buralara hep. Yapma, bana duygusal yapma. Yer miyim ben? Fiko yer mi bunları be? Anam! Hanimiş yavrum benim. Karnın tok sırtın pek mi? Şeker alalım mı sana? Fikret Hanım hayırdır? Bir problem mi var? Aa! Şefim. Siz mi geldiniz? Ne zaman geldiniz? Bu çocuğumuz kaybolmuş. Ama hemen anasını bulacağız. Değil mi? Değil mi? Ben çocuk delisiyimdir ya. Vallahi 10 tane olsun benim olsun. Gerçekten çok anaçımdır ben. Yani sağlıklıyım da, doğurganım da, yumurtalıklarım da çok güzel işliyor yani. Yani? Bulacağız canım çocuğun anasını, o bende. Bende, Fiko'da. Bravo Fikret Hanım. Kavuşturalım bu yavrucağı annesini. Ben hemen anons yaptırıyorum. Kolay gelsin. Ne? Anan nerede? Nerede anan? Bilmezsin tabii. Benim bir tahminim var, bulacağız. Yürü. Yürü eşkıya.
misin sen? Bak, gördün mü taşı? Hanımefendi, bu çocuk sizin mi? Evet, benim. Emin misiniz sizin olduğuna? Evet dedim ya. Ulan madem bu çocuk senin, neden ortalarda geziyor bu çocuk? Sana ne, ben seninle karışıyorsun. Labalileşme. Güvenlikle seninle benimle konuşma. Çocuk, iki kelbi fodul ortalıkta dolaşıyor. Pipisi ortada böyle saat gibi tik tak tik tak. Ne olsun istiyorsun sen bu çocuk? Hırsız mı olsun? Tacavuzcu mu olsun? Tinerci mi olsun? Ne olsun bu? Sana ne be? Sana mı soracağım? Senin müdürüne şikayet edeceğim. Beni. Beni mi edeceğim? Eğer şikayet edersen, bak, seni böyle, böyle, böyle eve kadar takip ederim. Kocanı bulurum ve ona derim ki, çocuğunu kaçırıyorlardı, ben kurtardım. Kocan da der ki, hanım ne yapıyordu? Ben de derim ki, senin hanım böyle fingiri 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 dolanıyordu derim. Peki kocan ne der? Bir düşün. Ne gelecek kapı öyle? Hadi git oradan artık yeter. Defol. Der. Anladık mı? Anladık. Şimdi sen bu elini ver bacım. Şu çocuğun elini böyle sımsıkı tut. Ve bizim çöp kovalarımızdan uzak tut. Yallah. Yallah. Hadi. Geç. Ne oluyor ya? Şef. Bana mı diyorsun? Yapma. Yapma. Çok komiksin. Şef. Dil dil konuşma ya. Niye ki? Razi abla. Razi abla. Koskoca AVM'de bir tek benim ayağımın altı mı kirli kaldı? Ha? Al şunu. Çek şunu. Çek. Çek. Git. Nina 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 nina. Hadi. Manyak. Şu kaportayı bir toparlayayım. Toparlasan. Yandan böyle. Önden ittirsen ayrı. Polislik yüzünden oluyor. Bak işte. Polislik sınavı stresi. Üstüne sucuk. İşte saldın kendini yani. Fiko. Olmaz. Canım, orucun ruhsatı var mı? Anlamadım. Elinizdeki rujun diyorum, ruhsatı var mı? Verirsiniz mi acaba ruju bana? Çünkü ben rutin bir güvenlik kontrolü yapacağım onunla. Rujun ruhsatı güvenliğim olurmuş Allah aşkına. Kızım, ne olur rujunu versen. Ne olur versen bu rujun. Güvenlik istiyor burada. Koskoca güvenlik. Ruj istiyor, sen vermiyorsun. Terbiyesiz. Ya manyak mısın, nesin Allah aşkına? Bırak rujumu ya. Ver, ver şunu rujunu ver. Vermez sen bunu var ya, seni çok fena yaparım. Ne yaparsın be? Şişko. Sırrı ne ya? Ha? Nasıl sürüyorsunuz bunu ya? Dur, dur bir dur, bir dur, bir dur. Öf, balık gibi. Şikayet edeceğim seni, manyaksın! Sen! Yavaş söyle. Seni şikayet edeceğim diyorum, manyak ya, manyak! Beni şikayet edersen ne yaparım biliyor musun? Seni eve kadar böyle, 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 böyle sonra yatağının altına diye girerim. Gece aniden oradan çıkam. Sa-
saçlarını. Kıdır. Sonra sen uyurken makyajsız halinle fotoğraflarını böyle yakın yakın dediğin o erkek arkadaşına yollarım. Üstüne de Face'e koyarım, ana foto yaparım. Anladın mı beni? Anladım. Anlaştık mı? Evet. Tamam mı? Tamam. Tamam. Kalk. Gel bakayım peşimden. Yürü. Yürü. Şimdi şu ruju bana bir düzgün sür. Tamam. Şimdi bekle. Bak güzel sür, önemli bir işim var. Tamam, tamam. Taşırırsan gebertirim. Tamam, tamam. Şöyle yap. Şöyle. Heh. Aşağıya fazla sür. Tamam, sürüyorum. Allah'ım. İster. Tamam. Çekil üstüne. Güvenlik bizim işimiz. İyi, teşekkür ederim. Beni unutma. Unutmam, tamam. Aferin. Çok iyi. Bana babam patladı. Anlatıyoruz, kendisi patladı. Ama benim abim evinde. Kanalizasyon bu patladı. Teyze, ya sen ne yedin ya? Bu koku ne ya? Uzaylılar mı kaçtı içine ya? Ha? Şeytan mı kaçtı içine? Var diye öyle şeytan çıkarma filmi. Hani böyle efektli diye. Allah kahretmesin ya. Ya teyze, zaten şu kadarcık enerjin var. Gitmişin onu da kanalizasyona bırakmışın be. Yazıktır, yazık. Evladım, azıcık gaz olmuş. Yaşlılık işte, ne yapacaksın? Teyze, azı buysa tamamını düşünmek bile istemiyorum ya. Tüm kanı başımıza yıkıyordum. Doğal affetmişsin sen, nesin ya? Yürüyen kasırga ya. Ateşe çakmağa yaklaşma. Parlarsın. Vallahi tutuşursun. Duydun mu? Ne değişikliği, saçmalama. Yok yok, var var. Kız, saçlarını mı yaptırdın? Sanki makyaj da var suratında. Lan! Saçma sapan konuşma. Ne saç yaptırması, ne makyajı, ben yapar mıyım öyle şeyler? Şey yaptım. Bir avuç su aldım. Çap saçlarıma sürdüm. Hayır, bir de sıcak yani. Terlemişim, yüzüm gözüm kızardı filan. Tabii, ben de yedim şekerim. Pardon beyefendi. Beyefendi, poşetinizi açabilir misiniz? Tabii kızım.
poşetinizde kesici bir alet mi var? Raziye abla, görev başındaki memura bu yaptığın suçtur. Raziye abla, ya kime diyorum ben? Allah'ın cezası ya. Seni de paspasını da alacaksın manyak. Benim ADM'mde, benim nöbetimde, benim cihazımdan nasıl kesici aletle geçersin? Lan! Ne yapacaktın? Hı? Sergi alanındaki taşı mı çalacaktın? Ne oluyor burada? Kime satacaktın lan? Önce alarmın kablolarını kesecektin. Ondan sonra da camı patlatacaktın, değil mi? Bununla mı? Bununla mı çalacaktı Fikret Hanım? Sen dur bir amca. Olabilir. Yani... Ya şefim, ben gecelerce uyuyamadım ya. Yemin ederim stresten oluyor ya. Bu taş olayı beni acayip gerdi ya. Ama Allah'ın aşkına, ne olur siz de bir sorun şu adama. Ne işi var kabak soyucusunun poşetinde? Ha? Ha, tamam. Ben de çok severim kabak dolmasını. En sevdiğim tatlı da inanır mısınız? Kabak tatlısı. Yani kabakla aram genel olarak çok iyi. Ama ben bile bu kabak soyucusunu çantama sokmam, yanımda taşımam. Ya oğlum senin, aha şurada kapıda 1 milyon lirası var. Hanım da isteyip duruyordu. Kabak soyucu, kabak soyucu. Aldım, hatırladım poşete. Kes be! Kes! Yalan söyleme. Ben bile daha iyi yalan söylerim ya. Efendim, hepsi benim suçum. Ben sordum poşetinizde kesici bir alet mi vardı? Yani yanlışlıkla Fikret'in böyle tepki göstereceğini bilmeden. Sus! Susun! Efendim, çok özür dileriz. Lütfen kalkın. Fikret Hanım beni takip edin derhal. Odama gidiyoruz. Sizinle biraz baş başa kalalım. Buyurun beyefendi. Sağ olun. Baş başa derdi, odada derdi. Baş başa derdi, odada derdi. Baş başa derdi, odada derdi. Fikret Hanım. Efendim. Dediklerimi iyice anladınız değil mi Fikret Hanım? Ben disipline ve ciddiyete çok önem veren biriyim. Benim nöbetimde bu tür saçmalıklara katlanamam. Allah'tan adamcağız sizden şikayetçi olmadı da olay büyümedi. Ama bir kez daha böyle bir şey istemiyorum. Anlaştık mı Fikret Hanım? Ben size kaç defa söyleyeceğim? 50 kere söyledim. Dedim ki ben disiplinin hastasıydım. Hayatım boyunca senin gibi bir adamla böyle küçük bir odada baş başa kalma ihtimalim 0.01. Ne olur biraz daha fırçala beni. Biraz daha kız bana. Süs beni, öldür beni. Yeter ki... Fikret Hanım. Fikret Hanım, anlaştık mı? Anlaştık tabii canım. Aa, anlaştık. Ben seninle anlaşamayacağım da kimle anlaşacağım şef? Her türlü giderim var bende. Pardon? Tamam şef, anlaştık. Güzel. Şimdi gidebilirsin. Yok, ben böyle iyiyim ya. Gidebilirsiniz dedim. Ama daha yeni geldi. Çıkın! Tamam. Bu nedir ya? Allah salağı. Buyurun patron. Bana bak.
Seni içeri sokup oraya yerleştireceğiz diye çok uğraştık. Hata istemem. Sevdir kendine, etrafı tanı. Bak bakalım hayat bağı olacak birileri var mı? Efendim siz hiç merak etmeyin. O iş bende. Ben bilmem. Hata yaparsan bedelini ödersin. Endişelenmeyin efendim. Her şey kontrol altında. Rahat olun siz. Size kolay gelsin. Ben nasıl dövdüğümü böyle kare 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 söylemek isterim. Evet abi dümdüz. Aydınlanma mı? Nerede? Tuvalette. Tuvalette mi aydınlandın? Abi aydınlanmanın yeri zamanı mı olur? Ayrıca biz Türk'üz. Gayet normal yani. Ya işte böyle bazı soru işaretlerim vardı benim. Onlardan kurtuldum. Ayrıca bir iki değişiklik yaptım. Kız senin kurtulduğun maddenin üçüncü hali olmasın. Ne gibi abi? Gaz gibi yani bak böyle. Ya Sabu abi ya. Eki muhabbet edeceğim seninle yine pislik peşindesin. Yapma be abi. Şaka diyorum kız şaka şaka. Valla orijinal 10 numara olmuşsun ha. Çok güzel olmuş. Say mı abi? Ya ben sana bir şey söyleyeyim var ya. Bridget Barlot gibi olmuşsun. Barlot dedi bana ya. Barlot ye. Anne ya, tam havaya girmiştim yani. Havaya girmişmiş. Ya sen ne istiyorsun benim zavallı hafızası gidik anamdan? Fikret, dur bakayım. Sende bir değişiklik mi var? Yok, yok. Sana öyle gelmiştir. Ayşe, kim bu kız tanıyor musun? Maalesef tanıyorum anne. Benim kızım, senin de torunun. Benim torunum olmasına imkan yok. Benden çirkin, çok da şişman, bana da hiç benzemiyor. Anneanne, ben Fiko Fiko. Şişt, bana bak. Bugün de kefeni yırtmışım, bravo. Emine Sultan bir, Azrail
sıfır. Ah, Fikret'cim sen misin yavrum? Belliydi, belliydi. Evin sallanmasından belliydi. Topağın ayaklı yavrum benim. Oy, oy, oy. Canım benim bir tanem. Canım benim. Ha, sen de hoş geldin anne. Kızım, hadi git çabuk ellerini yıka sonra gel sofraya. Hayır, ben yemek yemeyeceğim. Ben diyetteyim. Benim yarına kadar en az 10 kilo vermem lazım. Ne? O nereden çıktı şimdi? Ya yeni şef geldi de kilo olsun dedi. Az biraz kilo ver dedi. Ondan. Aman neyse işte ya öyle. Ben ders çalışayım odamda. Allah Allah. Bana bak, beynini patlatmadan önce sana son bir şans veriyorum. Ya ötmeye başla ya da şehadet getir. Söyle bakalım. AVM'ye. Benim AVM'me gelme nedenin aşağıdakilerden hangisi? A. Alışveriş. B. Biriyle buluşma. C. Canlı bomba. D. Dışarısı çok sıcak. E. Eğlence. P. Hiçbiri. Ya anne ya, niye benim konsantrasyonumu bozuyorsun da kapımı çalmadan giriyorsun ya? Özel mülk burası, dikkatini çekerim. Bu evde benim babadan kalma özel mülküm. Ben de senin dikkatini çekerim ve istediğim gibi de evimde dolaşırım. Bana bak Fikret, son zamanlarda gidişatını hiç beğenmiyorum. Ya bu ne ya? Sabah akşam dedektifçilik. Polislik sınavlarına hazırlandığımı ve elimden geleni yaptığımı biliyorsun da niye anlamıyorsun be anacığım ya? Tamam tamam, hadi bakayım. Kekini ye, çayını iç, doğru yatağa. Ben senin annenim ve sadece bundan anlarım. Hem bırak şu zavallı hırpalamayı da artık ya. Tamam ya. Ayşe kadın ya. Sabah sabah ne yaptın ya? Ne oldu be? Eda ne olsun ya? Öf, bir yanda en sevdiğim sucuk, bir yanda en sevdiğim şefim. Canım şefim. Allah beni kesin sınıyor bugün ya. Kızım senin bu şefin diyetisyen mi, güvenlik şefi mi? Anlamadım gitti. Allah Allah, anlamıyorsun anneciğim. Ay şefim bana acil zayıflamalısın dedi. Yoksa ben işimden olacağım. Ay yok kızım bak. Bu sucuk başka bir sucuk. Merak etme sen. At eti mi? Eşek eti mi? Sürüngen eti mi? Hangisi? Bilemedin hiçbiri. Bu sucuk var ya, bu sucuk organik sucuk, organik. Şişmanlatmıyormuş. Şişmanlatmıyor mu? Şişmanlatmıyor. Hiç. Hiç. Gel öpeceğim. Oh. Oh. Helal olsun anneme be. O zaman ben... Şunun ucundan bir böyle şey yapayım mı? Tadayım mı? Getir, 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 getir. Hah. Oh! Hadi.
kusura bakmayın ya. Aman. Oh, pardon. Yavaş inin, endiğini mahvettiniz. Eşek mi zannettiniz bunu? Çekil. Ne oluyor? Çekil. Çekil. Sen. Hem sen ağır işitmiyor muydun ya? Ne oldu? Benim sesler sana açık kulak ameliyatı mı yaptı? Bilmem. Müthiş bir ses duydum. Sanki aydınlandım. Kulaklarım açıldı. Senin sayende. Bak terapi olmuş, ne güzel. Sağ ol kızım, sağ ol. Senin sayende. Ne zaman istersen gel. Ben her zaman açarım o tıkanıklığı. Zeynep, vallahi billahi ne işler karıştırdığımı bilmek istemezsin ya. Her neyse, Ozan Bey seni sordu. Vallahi idare edeceğim diye göbeğim çatladı. Kızım, aşık olduğum Ozan şef değil, Amerikan başkanı çağırsa gidemezdim ya. Kaçak var, kaçak. Nerede? Beynimde. Allah Allah, aşağıda. Gider gider var, aşağıda gider var. Kanalizasyon tıkalı kızım. Yok, yok, yok. Üf, tamam be, bağırma. Ozan Bey seni bekliyor odasında. Beni mi? Ay! AVM milleti! Ne oluyor? Niye seviniyorsun ya? Yiyeceğin fırçaya mı? Ya ne fırçası kızım? Herif beni bir değil, beş değil, on değil sürekli odasına çağırıyor habire habire. O da bana boş değil ya belli. O sakal ben de. Halledeceğim ben onu ya. Hadi Fikret kaçar. Hadi. Arkadaşlar ben Fikret. Ozan şefi, Şef Ozan'ı gören bilen var mı? Burada yok. Tamam, teşekkürler. Tamam. Allah Allah. Anlaşıldı ya. Anlaşıldı. AVM kazan, biz kepçe arayacağız. Şef ya. Kafasında mı yoksa şeytan var?
Ne şeytanlık peşinde bu kadın? Yaktım seni şeytan teyze. Güvenlik. Güvenlik. Sergi alanındaki şüpheli kadının eşkalini veriyorum size. Beni iyi dinleyin. Kendisi 1.50 boylarında. Fazla söyledim 1.30. Dizime geliyor gelmiyor. Ağır yürüyor salyangoz gibi. Kendisi yaşlı mı yaşlı? 150 ya da 200 yaşların arasında olabilir. Bir gözü toprağa bakıyor. Bir gözü bizim taşta. Destek gönderin. Beni duyan var mı lan? 1-2-3. 3-2-1. Ha? Lan 3 liralık kulaklıkla dünya mı kurtarılır? Kaç kere değiştirin dedim ya. Ben kül yutmam, tuzağa da düşmem. Tamam mı? Bu patates görünümlü bir silah olabilir mi? Bu patatesin yanında neler var? He? Ketçap, mayonez, hardal, barbekü sos. Söyleyemem. Niye söyleyemiyorsun? Kimden korkuyorsun ki? Allah'tan korkuyorum. Ulan madem Allah'tan korkuyorsun be kadın, niye taşı çalmaya çalışıyorsun sen? He? Koskoca kadınsın. Ne yapacaksın taşı çalıp? Ha? Alıcın kim? Kiminle işbirliği içerisindesin sen? O taşı satıp deniz kenarından böyle mezar mı alacaktın kendine? Özür dilerim kızım. Ben sadece karnımı doyurmak için yapıyorum. Ben hırsız değilim. Hey! Kes! Allah Allah. Sen onu benim külahıma anlat be. Söylediği şeye bak. Karnını doyuracakmış. O koca taşla karnını doyuracak. Kadına bak. Ya senin gözünü torpak doyursun ya, torpak doyursun. Duydun mu? Haklısın kızım. Allah affetsin beni. Sen de affet ne olur. Bir daha yapmam. Ya bana gerçek hikayeni anlatırsın teyze ya da şahadet getirirsin. Tamam kızım. Anlatayım gel. Ben kimsesiz, yalnız bir kadınım. Her gün gelir buraya otururum. Akşama kadar geleni, gideni izlerim. Yalnızlığımı burada hiç hissetmem. Açlığım, fakirliğim aklıma bile gelmez. Hay Allah. Kocamın emeklisi de kesildi. Parasız da kaldı. Kimsesizim de. İnsanlar dışarı çok şeyler atıyor yemediklerini. Onları topluyorum, karnımı doyuruyorum. Bazen de kedilere de veriyorum. Onlar da doyuyorlar. Ulan zaten atsın bir de kedimi doyuruyorsun. Ben sevap yaptığımı sanıyorum. Ama yanlış biliyorum. Çok utanıyorum. Sakın kimseye söyleme. Ya benim de neden var be? Benim de neden var sus. Kimselere söyleme ne olur. Teyze. Söyleme olur mu? Ya tamam. Her sabah bu ABB açıldığında beni bulacaksın. Tamam mı? Ha. Tamam mı? Bak benim adım. Fikret Dombili. Görüyorsun. Tamam. Tamam. Beni bulacaksın. İki sohbetin belini kıracağız be senle. Ha? Karnını da doyururuz. Doyuralım. Doyururuz. Aman alalım ha, iyi iyi. Efendim buyurun. Her şey hazır mı? Bir aksilik olmayacak değil mi? Yok efendim ne aksiliği? Her şey hazır. Herkes tamam. Hiç merak etmeyin. Bana bak. Bu gece nöbete en zayıf personeli koy. Öyle yaptım. İki tane kadın var. İkisi de salak. Bir tane...
tanesi şişko, bir tanesi saftirin teki. İki de erkek var. Bir tanesi yaşlı, öbürü de totoş. Neyse, haliyet işte, ayak bağı olmasınlar. Tamam efendim, hiç merak etmeyin. İyi, hadi. Dikkatli ol. Tamam patron. Hayırdır Fikret Hanım, buyurun. Beni arzu etmişsiniz, beni çağırtmışsınız, beni istemişsiniz, ben de geldim. Siz buyurun şefim. Ha evet evet, gel hele gel. Aa, gelirim hemen. Ya Fikret Hanım, biz sizinle ne yapacağız böyle? Sen ve ben, ikimiz. Neler neler yaparız. Sen iste yeter ki. Fikret Hanım. Fikret Hanım. Fikret! Şef! Buyurun şefim. Fikret Hanım. Disiplin konusunda uyarmış olmama rağmen daha bu sabah görevinizin başında göremedim. Suç benim değil, suç sucuğum. Sucuk mu? Ne sucuğu? Organik sucukmuş. Annem öyle dedi ya. Sabah sabah bütün bağırsaklarımı bozdu. Gider borularım bana gider yaptı ondan. Anladım anladım tamam. Yalnız üst üste bu disiplinsiz davranışlarınız ve görev ihmaliniz cezasız kalmayacak bilmiş olun. İyi de şefim ben işime aşığım ya. Herkes bir kat çalışıyorsa ben iki kat fazla çalışırım yani. Ben babamın kızıyım ya. Rahmetli babam polisti. Hem de çakı gibi bir polisti. Ben onun yolunda ilerliyorum. Polislik sınavına hazırlanıyorum da. İnşallah Allah'ın izniyle giyeceğim o üniformayı yani. Şefim inanın sergi alanındaki taşı koruyacağım diye gecelerce kabus üzerine kabus görüyorum ya. O derece. Heh! Tam üstüne bastınız. Fikret Hanım artık kabus yok. Çünkü uyku yok. Bu geceye size nöbet yazdım. Efendim iyi güzel de ben bugün gidip yarın gelsem hani böyle bende hafif bir gaz problemi var ya. İtiraz istemiyorum. Madem ki işinize aşıksınız Fikret Hanım, her türlü koşulda görevinizi yerine getirmeyi bileceksiniz. Bahane yok. Peki. Peki şimdi gidebilir miyim efendim? Neden? Çünkü ben biraz daha bu odada durursam siz bu odada kalamazsınız. Ha tamam tamam anladım. Hadi git 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 git. Geçmiş olsun. Al teşekkürler. Zayıflarsın belki şişko. Dolu. Amca. Amca kalk. Belediye otobüsü mü bu? Uyan geldik hadi. Kime diyorum ya? Kime diyorum? Bak ayaklarım tutmuyor zor duruyorum zaten gerçekten lütfen. Yemin ederim kalkmazsan üstüne otururum. Ki bu durumumda hiç tavsiye etmiyorum bunu. Amca, amca. Anam. Anam. Öldün mü? Amca öldün mü? Amca benim AVM'mde, benim nöbetimde niye ölüyorsun?
Uyudum be ben ya, ne oldu ya? Geliyor kızım. Çorba içiyorum ben burada. Kızım Ozan Bey geliyor. Ozan Bey. Kızım düşman mısın sen? Niye şimdi söylüyorsun? Kaldır. Kaldır tepsini. Niye ki? Kaldır çabuk. Kaldır havaya. Afiyet olsun. Arkadaşlar afiyet olsun. Ay Allah. Nazar. Nazar. Sakin. Normalde hiç böyle şeyler olmaz yani. Ve niye oldu? Kızım yesene. Bu arada Fikret Hanım bravo, az yiyorsunuz gördüğüm kadarıyla. Yalnız Zeynep Hanım'ın iştahı da maşallah iyiymiş. Zeynep hep böyledir. Yekpare gibi yer. Böyle tepsisinde çeşit 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 envai gıda ürünü. Ama ben her zaman minik minik yerim. Bakın, dikkat ederseniz salatam önümde, yeşilim her zaman önümde. Eğer çorba içiyorsam ekmek yemiyorum. Ekmek yiyorsam çorba kesinlikle tüketmiyorum. Mesela benim bu ekmekle ne işim var, değil mi? Şöyle, ben normalde göğse 80 basıyorum, ola 60. Sportifim yani. Yoksa koskoca AVM'yi kötü adamlardan nasıl koruyacağız, değil mi şefim? Kızım yuh be, yuh. Ozan şef, Ozan şef, siz bendeki bu şeyi fark ettiniz mi? Üst bölgemde ve böyle aşağı doğru ve özellikle bir dakika göstereceğim. Bakın, bel bölgemde. 8 kilo birden dünden bugüne benden cırt diye gitti. Yo, ben hiçbir şey fark etmedim. Fark etmediniz. Kıyafettendir. Öyledir yani. Neyse. Üniformalardan falan. Beni bir de üniformasız görse. Kızım yesene yemeğini. Ozan şef. Size ben teşekkür etmek istiyordum. Hayırdır? Şimdi şöyle, gece nöbeti için. Çünkü bana inandınız, güvendiniz. Gerçekten çok teşekkürler. Şef, Ozan, şef, şef. Rica ederim. Afiyet olsun. Kuru fasulye mi? Evet. Fasulye, pilavcacık. Oldu olacak, yanına bir de soğan kıralım. Ay ben çok severim vallahi. Kız olsa da yesek. Ya kızım şimdi gidip bir de aşçı başını dönmem gerekecek ya. Ya bir olay çıksa? Ha? Savaş çıksa? Mafya ile hesaplaşma olsa? Yunanlılar saldırsa? Osurarak mı koruyacağız biz kendimizi şimdi ha? Ya et yememiz lazım bizim. Savaşçılar et yer. Vallahi şekerim beni bozmaz. Ben diyetteyim. Ya zaten sabahtan beri kıçım elimde, zor duruyorum ya. Ne olur ağrı yapma bana Zeynep. Al hadi. Al. Bak tuvalete gitmem lazım benim. Yine geldi bak. Bak al. Tamam ben gidiyorum, seni bulurum tamam mı? Tamam tamam kanka. Sen gelirsin yanıma. Hadi sana kolay gelsin. Tepsini yazdın mı Selim? Yazdım Rıza abi. Ha, eksiklerimizi bilmezsek malzememiz bitiverir. Haberimiz olmaz, ortada kalıveririz değil mi? Doğru Rıza abi. Ya onun için her akşam bu işi yapıyoruz tamam mı?
Tamam Rıza abi. Heh, aferin lan. Hem ne demişler? Söz gider, yazı kalır. Hadi gel, şu çöpleri atalım da gidelim artık. Yorulduk ha. İyi akşamlar şefim, hoş geldiniz. Teşekkürler, hoş bulduk. Ya ofiste telefonumu unutmuşum da onu almaya geldim. Ben hemen getireyim şefim. Yo yo, lütfen zahmet etme. Ne zahmeti şefim? Ama istersen bana eşlik edebilirsin. Seve seve şefim. Önden bayanlar. Çok kibarsınız şefim. Tamam. Asansörün orada buluşuruz. Şerefsiz şekerler. Bağımlılık yaptı resmen. Sucuk kreş oldum ben de burada. Bekir, çorapları sen aldın değil mi? İyi olmuş, süper ince almışsın, çok yakışmış. Şimdi beni iyi dinleyin çocuklar. Planın 10 dakika gerisindeyiz. Hızlı ve çok dikkatli olacağız. Ben en zayıf personeli nöbete koydum ama belli olmaz. Çok dikkatli olun, sıkıntı yaşamayalım. Tamam mı? Anlaşıldı mı? Hepsini halledin. Sorusu olan? Peki, Yusuf. Alarmı hallet, kameraları devre dışı bırak, beni bilgilendir. Tamam patron. Bekir, alarm devre dışı kaldığında paketi al, benimle buluş. Anlaşıldı mı? Tamamdır. Çocuklar, siz de genel güvenliği, yani önünüze kim çıkarsa... Önünüze kim çıkarsa onu halledin. Dikkatli olun, yakaladıklarınızı garaja getirin. Asansördekini unutmayın. Mecbur kalmadıkça silah kullanılmayacak. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Hadi. Zeynep. Zeyno neredesin ya? Benim birden karnım acıktı. Kız. Duyuyor musun beni? Ay kesin sigara içiyor dışarıda ya. Ya bok var şu sigarada ya. Güzel olsa ben içeceğim. Ah. Zeynep. Zeynep. Nerede bu kız be? Kız neredesin? Hepsi tamam. Anladım abi. Bir kadın dışarıda kaldı. Bir tanesi. Evet, bir tanesi. Kadın güvenlik, haberin olsun. Ne oluyor oğlum burada? Tamam abi, dikkat ederim. Ben nasıl bir kumpasın içindeyim lan? Kimi arıyor lan bunlar? Kimi bu herif kim? Tamam, şişko güvenlik. Tamam, anladım. Şişko dedi. O şişko üstüne otursun da gör. Ağzını bükeceğim lan ben seni. Ağzını bükeceğim lan. Başım, başım, başım.
evlat? Ne oldu bize böyle? Ha? Neredeyiz biz? Ulan hanginiz vurdu benim başıma şerefsizler? Ozan Bey, sen de mi yakaladı bu şerefsizler? Sen niye bağlamadılar? İp mi yetmedi yoksa? Tabii ya. Ulan bütün bunlar senin başının altından çıktı değil mi şerefsiz? Ay. Lan ihtiyar. Bir sus, ağzını burnunu keserim seni şimdi ha. Bir de seninle uğraşmayayım burada. Fikret, Fikret yok. Fikret'i yakalayamamışsın ama. Çocuklar, gidin lan alın şu şişko kadını, getirin bakayım buraya. Hafife almayalım onu fazla, hadi. Tamam patron. Emanet abi. Tamam. Aldım abi. Ne yapayım? Elinin körünü yap. Götüne sok. Ne yapacaksın oğlum? Al gel buraya. Garaja mı geleyim Ozan abi? Ozan mı? Adımı söylemesene. Gerizekalı herif. Kaç defa söyleyeceğim ben sana? Pardon Ozan abi, hemen geliyorum. Bak hala! Aptal! Aptal! Demek en başından beri olayın buydu lan senin. Ha? Lan piçi. Piç. Yersen, pompa var çekersen. Ne? Anlamadım. Diyorum ki, senin gibi boklar bu pompayı koklar. Şimdi ne yapacaksın lan? Babam olsaydı ne yapardı ya? Bağlardı. Konuş! Kaç kişisiniz? Dört. Yuh! 10 kişi gelseydiniz, Allah Allah ya, piçlere bak, maça girecekler sanki. Ozan dahil mi? Yok değil. Ha. Aa, o zaman Ocean's 5 gibi bir şey bu yani. Ozan da herhalde George Clooney oluyor. Ben de biraz kilo versem Julia Roberts olurum ya. Ha? Neyse. Arkadaşların nerede lan? Ha? Rehin mi aldınız onu? Ne yaptınız lan arkadaşlarıma? Çocuklar nerede? Öç! Evet rehinler. Neredeler lan? Aşağı otoparkta. Aşağı otoparkta.
Ben nereden bileyim lan aşağıda otoparkta nerede? Hangi katta hangi renkte lan? Ha? İnsanlar arabalarını koyuyorlar, unutuyorlar. Ezberleyemedikleri için fotoğraflarını çekiyorlar, yine unutuyorlar. Lan ben otoparkta numara kaybettikleri için birbirleriyle kavga edip tek celsede boşanan çift tanırım lan. Ben yıllardır AVM'de güvenlik görevlisiyim. Koy beni otoparka, kaybolurum ben. Haklısın abla. Ben de eşeklik. Ama bir dahaki konum atarım sana. Bir çakacağım. Cevap verme, konuş. Bak şimdi abla şöyle tarif edeyim. Buradan çıktın. Sağdaki asansöre bindin. Önce girişe ineceksin. Sonra girişteki otopark asansörlerinden birine binip Morkat'a ineceksin. Morkat'talar mı? Yok abla. Morkat'taki sarı otoparktalar. Yeşili geç, maviden dön. C serisini takip et. Numaralar 1, 2, 3, 4'ten bir anda 17-18'e dönüyor. Ama panik yapma abla. Devam et dümdüz. Sarı C10, V18, G7, H8'deler. Ne diyorsun lan sen? Ha? Ne diyorsun? Kes! Salak! Ben bu kadarını ezberleyebilseydim zaten NASA'da profesör olurdum. Ben bulurum, tamam. Kes sesini. Tam mıdır nedir ya? Emaneti saklamalı ama nereye? Buldum lan. Ne yaptınız oğlum? Hallettiniz mi o şişko karıyı, ha? Lan bana bak. Ozan efendi. Yakışıklısın diye kendini şey sanma. Biz ne yakışıklılar gördük ya. Ha? Şişko senin anneannendir. Fıçını almaya giriyorum, sen merak etme. Ayrıca bu şişko kıçımla üstünü oluracağım. Ha, bu arada... Taş bende. Onu öyle bir yere sakladım ki... Şeytanın bile aklına gelmez oğlum. Gelse bile kurcalayıp bulamam. Öyle cin bir yerde yani. Hemen alın bu kadını. Hemen alın bu kadını, buraya getirin. Çabuk, çabuk. Anlaşıldı patron. Bak hala horozlanıyor. Sen kaşındın. Ben de bu gece bu AVM'yi sana dar etmezsem lan. Şişko dedi ki bak, kadını hafife aldık. Başımıza iş açacak ya, görüyor musun? Her yerim buz gibi oldu. Kurban olurum Fiko, bizi kurtar. Kurban olurum. Lan! Mır 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 mır. Beynimin etini yediniz be. İşlem tam. Ulan AVM tuvaletleri ne kadar fonksiyonel ya. Vallahi billahi bak böyle her işe yarıyor.
40 yıl düşünsem bu tuvaletleri böyle kullanacağım aklıma gelmezdi ha. Neyse. Sıra sende ulan duygularımın efendisi. Sıra sende Ozan Efendi. Bir genç kızın hayalleriyle oynamak neymiş? Göstereceğim ulan ben sana. Göstereceğim. O AVM otoparkında bulmam lazım önce seni. Ha. Tabii önce hazırlanmam lazım. Dik durun lan! Dik dur! Hesabını soracağım şişko sayko. Sen ne yapardı ya? Babam olsa... Şimdi babam bir polisti. He. Polisi arardı. Destek isterdi. Tabii ya. Lan ben salak mıyım? Niye polisi aramıyorum ya? Hay Allah'ım, bir dakika kıçımı yırttım. Adamları teker teker devireceğim diye. Nerede bu telefon? Görmedim ya. Bu kahramanlık olayı arkadaşım ne kadar pahalı bir mevzu ya. Ha, gerçekten sponsorluğa ihtiyacı var bu kahramanlık mevzusunun. Ulan tabii çıkmaz memleketten kahraman. Ne biçmiş bu ya? Ne yapacağım lan ben şimdi? İş başa düştü. Lan Ozan piçi. Bak düzgün konuş. Yemin ediyorum patlatırım kankanı beynine. Hiçbir bok yapamazsın. Artistlik yap da lan bana. Bütün adamlarını paketledim. Tek başınasın. Şimdi beni iyi dinle. Konuş. Taş sende mi? Taş bende. Taşı sana verip gitmene izin veririm ama tek bir şartla. Neymiş şartın? Arkadaşlarımın gitmesine izin verirsin. Sonra da taşı alırsın. Anlaştık. Polisi aradın mı? Ne arayacağım lan polisi? Senin gibi cücük için şanlı kahraman polisinizi rahatsız etmeye değmez. Hoş, sana hiç işe değmez ama. Güvenliğin yüz karası. Mesleğimize leke sürdün lan. Bana bunun hesabını vereceksin oğlum. Ulan kafana sıkmak vardı ya. Hadi neyse. Kabul. Kabul gel. Sakin ol babysi. Ben şimdi oraya geliyorum. İbnelik yaparsan o taşı nah alırsın canım.
yine baş başayız. Ama bu sefer ayrı taraflardayız Ozan Efendi. Bana bakın. Bu lavuk size bir şey yaptı mı? Yok, yok, iyiyiz, iyiyiz Fika. Tamam. Lafı uzatma da söyle. Taş nerede? Nereye yetişeceğim? Acelen ne? Hı? Tekneyle Yunanistan'a mı kaçacağım? Kaçış planın ne? Lan uzatma dedim. Sana mı söyleyeceğim kaçış planımı? Zaten zor tutuyorum kendimi bak kafana sıkmamak için. Şansını zorlama. Ulan 6 aylık operasyonumun içine sıçtım be. Bana bak. O taş bana lazım. Taşı bana ver. Al arkadaşlarını. Önce onları serbest bırak. Önce taş. Lan ben gerizekalı mıyım ya? Tabii ki taşı sakladım. Sen önce onları salacaksın, ondan sonra taşı alacaksın. Bak şimdi olay şöyle olacak. Arkadaşlarımdan biri gelecek. Ben ona taşın nerede olduğunu söyleyeceğim. O gidecek. Taşı alıp getirirken sen gerisin geri bütün milleti hoppa salıvereceksin. Tamam mı? Kabul. Şu topal olanı gönder, o alsın gelsin, söyle ona. Selim mi? Ya onun kafası ağır işliyor, basmaz oğlum. Bıraksana garibanı. Ne istiyorsun garibandan? Ben gideyim, ben getirivereyim taşı. Lan ihtiyar, sus. Yemin ediyorum var ya, cipcikle delerim kafana ha şimdi. Başkasına güvenmem, sadece o. Yoksa yemin ediyorum hiçbirimiz sağ çıkamayız buradan. Aman ne tırsak adammışsın sen ya. Tipe bak be. Onu büyütmüşüm lan ben seni gözümde. Tamam tamam, Selim olsun. Allah Allah. Gel Selim kardeş, gel. Ver abiciğim, ver, ver. Tamam, kalk Selim kardeş, kalk. 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 Gel, gel. Ay. Beni dinle şimdi. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı abla. Abla deme lan! Ya da de. Bu saatten sonra fark etmez ya, neyse. Hadi, hadi git. Tamam abla. Şimdi sen onları bırak. Ben seninle burada kalırım Ozan Efendi. Taşı oraya saklamak nereden aklına geldi abla? Sen hala gitmedin mi oğlum? Anneanne. Ulan Selim, hayırdır evladım? Sus lan babalık! 2 gündür zaten kafamı temirdin. Selim, Selim sen misin? Lan bunun içine ne girmiş? Allah Allah. Selim tatile çıktı. Ulan ne kadar yufka yüreklisiniz lan sizler? Akıl da yok sizde. Bütün operasyonu şansa bırakacak değildim herhalde ha? Buranın en kötü adamı benim. Sen en karşıyasın yani. Merhaba patron. Aa, lan ben o kadar kolum gibi Sherlock Holmes'ler okayım. Üst üste, üst üste. Ben böyle sürprizli bir final görmedim arkadaşlar. Bu ne ya? Lan siz ne biçim adamlarsınız ya? Ne tür bir mafyasınız? Nasıl bir şebekesiniz? Kuntiler! Uzatma lan! Ozan, sen de silahını at, isimleri yanına geç. Niye patron? Çünkü patron öyle istiyor. O taşın tek sahibi benim. Ortak istemem. Hadi geç! Al silahını yere. At bana! Hadi! Göt oldun mu Selvi boylu? Hadi geç sen de. Al şu ipi hadi. Sizi bağlayıp taş alıp gitmem lazım. Yeterince vakit kaybettim zaten. Hadi. Bağla onu. Lan. Lan. Pompalıyım mı lan ben seni? Ha? Ben gerizekalı mıyım lan? Yukarıdaki çöpe saklar mıyım hiç lan taşı? Hem de kötü adamların yanına. Hem de tuvalette.
Numara mı yapıyorsun? Ya ne? Taş nerede? Cebimde. Şefiniz Fikret Dombili. Disiplinin hastası, ciddiyetin hayranıyım. Benim nöbetimde her an her şeye hazır olacaksınız. Labalilik hiç sevmem. Güvenlik asla zafiyet kabul etmez. Anlaşıldı.